Hatay'ın İskenderun ilçesinde limanda demirli Karadeniz Lifeship Rauf Bey yaşam gemisi lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan depremzede öğrenciler için hem okul hem de yurda dönüştürüldü. Gemide sınava hazırlanan öğrenciler denize karşı ders çalışıp hayallerindeki okulları kazanmaya çalışıyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Denize kıyafet bölgelerinde kullanılması amacıyla 2020 yılında Karadeniz Holding tarafından hazırlanan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda geldiği ilk görev yeri İskenderun'da 28 Şubat'tan beri depremzedeleri ağırlıyor. Gemi şu anda lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan depremzede öğrenciler için hem okul hem de yurt olarak hizmet veriyor. 10 Nisan'da ilk derslerinin çaldığı 1200 kontenjanlı gemide şu an için 600 öğrenci bulunurken kayıtlarda devam ediyor. 55 öğretmenin görev yaptığı gemide öğrenciler derslerden arta kalan zamanlarını etkinliklerle geçiriyor. Burada öğrencilerimiz haftada 25 saat normal derslerini görüyorlar. Ders saatlerini artırdık. Okuldaki DYK kursunda normalde örnek veriyorum 18 saat derse girebilen bir öğrenci. Burada 25 saat normal yüz yüze eğitim alabiliyor. Yüz yüze eğitim aldıktan sonra etüt saatlerinde de soru çözümü ve etüt dersleri işleniyor. Ayrıca akşamları da öğretmenlerimiz tarafından etütler, bireysel ders çalışmalar ve özel program gerektiren öğrencilerimize de onlara da özel çalışmalar yapıyoruz. Hafta sonları da denemeler yapıyoruz. Denemelerimizi birkaç hafta sonra artıracağız sayısını. Önümüzdeki hafta 2'ye çıkarıyoruz. Daha sonra 3'e, daha sonra da her hafta her gün deneme olacak şekilde denemeler planlıyoruz. Ve bu projede gerçekten amacına ulaştı. Çünkü öğrenciler şu anda çadırlarda kalıyorlar. Çadırlarda imkan olmayanlar, köylerde kalanlar var. Çocuklar kendilerine oturacak bir masa, çalışma düzeni bile olmuyor. Mesela köyde kalan öğrencilerimizin 3-4 aile birlikte kalmak zorunda kalıyorlar. Çocukların ders çalışacağı çok güzel bir ortam düşünülmüş. Ayrıca bina psikolojisi yok. Yani burası, öğrenci diyor ki ben güvende hissediyorum kendimi. Çünkü kara yok. Denizde, güvende, deprem olsa bile herhangi bir sarsıntı hissetmiyor. Bu psikolojik anlamda öğrencilerimize çok iyi geliyor. Onun rahatlığıyla da biz de çok rahat bir şekilde öğrencilerimize eğitim verebiliyoruz. Ve aynı zamanda yatılı olarak da kaldıkları için de her türlü yatakhane hizmetleri, çamaşır hizmetlerimiz, çamaşırhane hizmetlerimiz ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize verilmektedir. Öğrencilerimizin buraya tanıtımı ile ilgili hani bilgi sahibi olamayan, mesela çadır kentte kalan civar ilçelerimizdeki bazı öğrencilerimiz var. Onlar biraz daha geç duymuşlar, basını takip edemeyen öğrencilerimiz. Onların alımlarına devam ediyoruz. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Özellikle ders çalışabilecek, ben çok iyi yerler kazanırım, yeter ki imkan olsun diyen öğrencilerimizi alacak yerimiz var. Başarılı öğrencilerimizi özellikle bekliyoruz. Gelsinler, onları da çok güzel bir şekilde ağırlayacağız, çok güzel imkanlar sunuyoruz. Tek isteğimiz burada güzel bir başarı hikayesi elde etmek istiyoruz. Yaklaşık 100'e yakın öğretmenimiz burada eğitim öğretime devam ediyor. 100'den fazla da öğretmenimiz de belletmenlik görevlerini yapıyorlar. Yani şu anda dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama mevcut burada. Burada çok kaliteli zaman geçiriyoruz. Özellikle depremzede olduğumuz için bize bu imkanı sağlayanlara ilk önce teşekkür edeyim. Sonrasında da biz çok burada kaliteli zaman geçiriyoruz, dediğim gibi ders çalışıyoruz. Bize çok iyi bir olanak bu. Üstelik öğretmenlerimiz bir de kitap yazarlarımız da gelmiş Milli Eğitim'in. Onlarla da soru çözme imkanımız oluyor, konuşabiliyoruz, tartışıyoruz. Hani bir de onlar birinci elden kaynak olduğu için onlar yazmış soruları. Bize çok katkıları oluyor. Onlar da bayağı başarılı branşında öğretmenler. Hepsiyle güzel güzel sorularımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Sınava hazırlanıyoruz. Sınava hazırlanıyoruz YKS'ye. Biz depremde de olduğumuz için biraz geride gibiyiz ama şu an hepsinden bence daha iyi olacak bizim için bu imkanlar. Mutluyum. Arkadaşlarım çok iyi, öğretmenlerim çok iyi. Yani güzel burası. Bir gemide eğitim alıyorsun. Nasıl karşılıyorsun bunu? Ya bunu ilk önce ailem çok şaşırmıştı. Gemine alaka falan. Başvuru yaptığımız sabahında da beni zaten aradılar, davet ettiler. Bir sürü de yardımcı oldular. Ailem falan hala bir hayret içinde, şaşırıyoruz. Gemide eğitim falan benim için ileride de anlatabileceğim bir an olarak çok güzel kalacak. Ya ben MSY'ye hazırlanıyordum. Ona girdim. Şu anda inşallah bir yüzbaşılık istiyorum. TYT'de de, AYT'de de güzel puanlar alırsam bir yüzbaşılık gelir inşallah. Yani onun için hazırlanıyorum. Burada ders çalışıyoruz beraber arkadaşlarımızla, hocalarımızla. Ankara'dan gelen kitap yazanlarımız olsun, ondan sonra hocalarımız olsun, Konya'dan gelen gönüllü. Beraber işte etüt yapıyoruz, ders çalışıyoruz. Yani zamanımızı boşa geçirmiyoruz burada. Sınava hazırlanıyoruz. Sınava hazırlanıyoruz, aynı şey. Hayalimiz neler peki burada?
hakkında? Hedeflerim, yani bu seneki hedeflerim biraz deprem dolayısıyla aksadı ama onları toparlamaya çalışıyorum. İşte hukuk düşünüyordum, hukuk inşallah olacak. Yani burada onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz.